en sevdiğim, çok büyük saygı duyduğum, üstad gibi bildiğim birisi, kendi arkadaşlarından birisinin mesavisiyle geldi. Tabloyu aynıyla resmediyorum. Böyle bir yatağım vardı benim. Arkadaşlarım bilirler. Ben sadece burada döşek tanıdım. Döşeğim yoktu. O sert kanepenin üzerinde yanıma oturdu. Makamı cennet olsun. Aleyhinde söz söyleyecek insan da makamı cennet olsun. İkisi de abide şahsiyetti bana göre. Fakat biri diğerinin olumsuzluğunu bana söylüyordu. Ama ona da çok saygı duyuyorum yani. Bir üstad gibi biliyorum onu da. Bana hafif meselenin ucunu açınca iç infialim benim. Yumruğu ağzına vurduğum gibi kırarım dedim seni. Bir büyüye, bu bir saygısızlıktı. Fakat insanı haysiyete karşı bir saygısızlık telaffuzuna karşı bir vazifeydi, vicdanımın sesiydi. Hiç unutmam, çok insaflı. Meğer benden evvel aynı şeyi 40. hocamıza da, Allah uzun ömür versin, söylemiş, ondan da aynı şeyi almış. Döndü bana dedi ki, yahu hayret dedi, bu hocalar hep böyle düşünüyorlar. Hayır, hoca işi değil. Allah'a inanan, insanın haysiyet ve şerefini çok önemli gören herkese düşen vazife odur. İftira etmek değil, vakıyı bile görmek değil. Gördüğün vakıyı bile ketmetmek lazım. Allah settarul uyupsa, gaffarul zünupsa, ayıpları setredense, günahları yarlıgıyansa, sizde gafir ve satir olmanız lazım. Onu örtmeniz lazım. Geçen de yine bir münasebetle dendiği gibi, insanlığın iftihar tablosunun huzuruna Müslim-i Şerif detaylarıyla anlatıyor. Sahih-i Müslim detaylarıyla anlatıyor. Hazreti Maiz geldiğinde Efendimiz onu 4 defa geriye çevirdi. Dön git dedi, günahını itiraf ediyor. Allah'ın affetmeyeceği günah yoktur. Kendini teşhir etme dedi. İnsanlığın iftihar tablosunun ahlakı budur. Kur'an'ın bizden istediği ahlak budur. Ve hadis olarak rivayet edilir. Takallaku bi ahlakillah. Allah ahlakıyla ahlaklanın. Allah settarsa siz de settar olun. Allah gaffarsa siz de gaffar olun. Görmeyin başkalarının aybını. Hemen küçük bir boşluğunu, bir açığını gördüğünüz zaman yüzüne vurmak suretiyle mahcup etmeye kalkmayın. Bunun insana kazandırdığı bir şey yoktur. Böyle bir toplum. İsterseniz hani böyle bir toplum olur mu? Böyle bir toplum ancak ütopyalarda resmediliyor. Müslümanlık Raşid Halifeler döneminde ve 2-3 asır Osmanlı'nın bidayetinde Allah'ın izni inayetiyle bu böyle bir toplumu, böyle bir mükemmeliyeti sergiledi. Sergiledi ki ütopya yazarı Kambenallah, Güneş Devleti'ni yazan insan. Osmanlı'dan haberdar olunca ben beyhude bir şey üzerinde kalem oynatmışım. Meğer dünyada bir yerde bu yaşanıyormuş. Benim dediğim şey yaşanıyormuş. Senin ruh ve mana köklerinle beslenen ataların böyleydi. Ve sen böyle olma mecburiyetindesin. Başkalarının inhirafları, kaymaları, bir yönüyle kırılma yaşamaları seni o türlü düşmelere, sürçmelere, kündeye gelmelere Allah'ın izni ve inayetiyle sevk etmemeli. Ne var ki değerler yetimi bir toplum olduğumuzdan dolayı imanda kayıplarımız oldu, İslamiyet'te kayıplarımız oldu, usulü dinde kayıplarımız oldu. Kendi temel değerlerimiz bilmez hale geldik. Kaldı ki bilmede yetmiyor esasen. O meselenin nazari yanı. Bir de meselenin ameli yanı var ki tabiata mal edilmesi onun. Olumsuz şeyler karşısında İnsan tabiatının o meseleye karşı reaksiyon vermesi, tepki göstermesi. Hayır, ben böyle diyemem, böyle düşünemem. Yani biri zorla senin zihnine, nöronlarına pompalıyor bunu. Hayır, her şeye rağmen ben böyle düşünemem, böyle yapamam, bu melaneti irtikap edemem, başkalarının düştüğü aynı şeylere düşemem. İç tepkiyle bunu. Tabiata mal olmuş iman sayesinde öyle olur.
iman tabiata mal olmuş, olmamışsa, taklitte kalmışsa, nazaride kalmışsa, işte günümüzde olduğu gibi, surete bir sürü Müslüman vardır ama, fakat güftügüden kendilerini alamamaktadırlar. Gıybetten dur olamamaktadırlar. İftirayı çok önemli bir günah olarak görememektedirler. Hafizanallah, ahiret hesabına kaybetmektedirler. Bugün halka cevretmek kolay, yarın halkın divanı var. Nabi ne diyor? Cevr ile kimseyi bizar etme, sana cevretse de azar etme. Ben ayarlanmadım oğlum. Cevr ile kimseyi bizar etme, sana cevretse de kimseye azar etme diyor. Evet, halk ifadesiyle es geç. Sövdü, es geç. Umumi itibarın zedelenmesi ve umumi itibar içinde senin itibarın bir şeyse, bir yerdeyse, bir konumdaysa tasihin olabilir, tavzihin olabilir, teksibin olabilir. Burada bile üslupta hata etmeden yine centilmence o meseleden sıyrılmaya bakmalısın. Ve sana cevreden insanlar bir gün karşına çıktıkları zaman bizim için ne düşünüyorsun? Sana düşen şey senin, benim, bütün varlığın efendisinin tavrı, efendisinin dediği gibi demektir. İzhebu entumuttulaka. Gidin hep, hepiniz serbestsiniz. Putperestlere diyor bunu. La tesribu aleykümül yevm. Yağfirullahu lekum ve erhamur rahimin. Bugün kınama yoktur. Allah gafur ve rahimdir. Allah sizi de affetsin, bizi de affetsin. İnsanların iftihar tablosu böyle davranıyor, böyle diyor. Ve probleme problem eklemiyor. Problemler fasit dairesine sebebiyet vermiyor. Nerede o problemin önü kesilecekse, problemlerin önü kesilecekse orada kesiyor. Temsiliyle, rehberliğiyle, mesajıyla bu mevzuda bize yürüyeceğimiz yolun adabı adına anahtar bir kelime sunuyor. Mesela.